Bizler bugün burada korkulara, baskılara, her türlü tehditlere rağmen demokrasi ateşini yaktığımıza inandığımız partimizi kurduğumuz yer. İyi Parti'nin kurucularıyız. İyi Parti'nin tüm Türkiye'de değişim ve demokrasi getireceğine, toplumumuza umut olacağına, ülkemizdeki bütün kanunsuzluklara ve hukuksuzluklara karşı olacağına olan inancımızla, vatan sevgimiz, cesaretimizle partimizin Esenyurt'taki teşkilatının kuruluşunu 2 yıl önce burada, şu an bulunduğumuz mekanda bir grup arkadaşımızla gerçekleştirmiştik. Bu yolda her türlü baskıya rağmen yılmadan, yorulmadan, usanmadan çalışmaya ve toplumumuzun ihtiyacı olan Cesurlar Hareketi'nin bir ferdi olmaya, ailelerimizden, işlerimizden, paramızdan fedakarlık yaparak ülkemizin kötü gidişatına dur demeye, insanlara umut aşılamaya ve cesaretlendirmeye gayret ederek yorulmadan çalıştık. Tek derdimiz vardı. Ülkemizin içinde bulunduğu garabet siyasi iktidarı değiştirmek, kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi, bastırılmış, tehdit edilmiş, ötekileştirilmiş, örselenmiş insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir siyasi parti oluşturabilmekti. Kuruluş aşamasında birçok engelleme ve uğraşlara rağmen partimizi kurduk. Çok kısa zamanda 3 tane seçim geçirmek zorunda kaldık. Başlangıçta her siyasi fikirden gelen insanları bir arada tutabilmek için hiçbir ideolojiyi temel almadan sadece cebindeki Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının bizimle olabilmeleri için yeterli olduğunu anlatmaya, insanlara güven vermeye gayret ettik. Bir siyasi parti gibi değil, bir aile gibi olmaya, ilçemizi yuvamız gibi görmeye gayret ettik. Ve bunu da gerçekleştirdik. Siyaset, insan kazanma sanatıdır. Siyasetin hedefi iktidar olmaktır. Geldiğimiz noktada partimiz içerisinde yapılan yanlışlara, usulsüzlüklere, hukuksuzluklara itirazda bulunarak kişisel çıkarlarımızın değil, öncelikle Esenyurt'un ve İstanbul'umuzun hak ettiği yönetime ve refaha ulaşması amacıyla var. Baş kaldırdığımız noktada parti içerisindeki kimi zaman çatlak ses, kimi zaman hain ilan edildi. Türlü türlü dedikodular ve senaryolarda partimize gönül vermiş birçok emekler arkadaşımız partimizden uzaklaştırıldı. Ötekileştirildi, örselendi ve her türlü hakaret ve tehdide uğradı. Biz bunlara karşı çıktıkça kıymetleri kendinden menkul insanlar, koltuk sevdaları ve kişisel menfaatlerinin dışında hiçbir hedefi olmayan insanlar, bize karşı her türlü usulsüzlüğü, hukuksuzluğu İl Başkanı Burak Avuncu desteğiyle yaptılar. Tüzüğümüzde yazılı hiçbir kurala uymadılar. Siyasi partiler kanunu hiçe saydılar. İnsanların partimizi sahiplenmelerinin önündeki en büyük engel, birebir makamları işgal eden, partimizin yetkili sıfatlarını taşıyan insanlar oldu. 1500 üyesi olan Esenyurt'ta delege adayı olmak isteyen 300 civarında arkadaşımız engellendi. 400 tane delege seçilecek olan ilçede 100 küsur kişinin oy kullanmasıyla delege seçimi gerçekleştirildi. İyi olmak sadece lafla olmuyor. Her bir üyemizi kazanmak gerekirken sadece kendi hedeflerine uygun küçük bir grupla mevcut yetkilerine il başkanının desteğini kullanarak teşkilatımızdaki insanların %80'ini uzaklaştırdılar. Partimize küstürdüler. Halbuki geçtiğimiz yaz Ankara'da bir kurultay gerçekleştirmiştik. Çarşaf listeyle seçim yapmıştık. Çarşafın güzelliği, çıkacak olan sonucu herkesin kayıtsız şartsız ve en ufak itirazsız kabullenmesidir. Çarşaf bütünleştirir, birleştirir. Herkes de bunu kabullenir ve sadece partimize ve çalışmalarımıza odaklanır. Yalnız bunun olabilmesi için çarşaf listesi kurallarının tamamının uygulanması gerekmektedir. Bizde ise hiçbir kuralın uygulanmadığı bir çarşaf liste seçimi yapılmış, düzeltilmesi için yaptığımız hiçbir itiraz ve talebimiz dikkate alınmamıştır. Hal böyleyken biz bütün bunlara rağmen içe yarar şeyimiz gereği yapmamız gereken bütün itirazlarımızı ve şikayetlerimizi öncelikle il başkanlığımıza, aynı anda da genel merkezimize bildirdik. Herhangi bir sonuç alamayınca ısrarcı olduk ve genel sekreterimiz tarafından genel merkezimize davet edildik. Gittik bütün belgelerimizle mevcut durumu ve yapılan bütün usulsüzlükleri tek tek anlattık. Kendisi de avukat olan genel sekreterimiz yüzümüze karşı sözlü olarak haklılığımızı tescilledi. Olduğu gibi genel başkanımıza aktaracağı ve 5 Şubat'ta yapılacak olan genel idare kurulu toplantısında gündem olacağı söylendi. Bütün bunlardan sonra geldiğimiz noktada bizim haklı taleplerimizin hiç kimse ve yetkili hiçbir kurumumuz tarafından dikkate alınmadığı, genel idare kurulu toplantısında gündeme dahi alınmadığını öğrendik. Bizler bu partiyi kurarken milletimize hiçbir hal ve şartta yalan söylemeyecek, her türlü hukuksuzluğun karşısında olacak, ülkemizdeki bütün yapılan yanlışlara itiraz edecek ve düzelmesi için mücadele edecektik.
Şu ana kadar bizim yaptığımız da tam olarak budur. Ülkemizi düzeltmek için kurduğumuz partimizde aynı şeyleri bizlerin de yaşıyor olması bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Toplumumuza iktidar alternatifi olmamız gerekirken eleştirdiğimiz her türlü yanlışı ve hukuksuzluğu birebir bizler yaşar olduk. Bunları yaşayacaksak neden bu partiyi kurduk hissiyatında? Partimizin düzeleceğine olan inancımızı kaybettik. Sadece kendi siyasi ikbal ve önümüzdeki süreçte elde edebilmeyi umdukları rant köşelerine ulaşmanın dışında hiçbir hedefi olmayan, sözde il başkanı, il yöneticileri ve ilçe teşkilatlarının yaptıkları hataları, yanlışları, hukuksuzlukları savunmak zorunda kalmak bizler için zul olmaya başlamıştır. Hukuk artık bu partide askıya alınmış, kişiye göre işletilmeye başlamıştır. Bizler bu yola çıkan dava arkadaşlarımızın mağduriyetleri giderilmemiş, partiden el çektirmişlerdir. Biz artık susmuyoruz, susmayacağız. İstanbul İl Yönetimimiz kendilerinden yana olmayan herkese hain ilan etmiş, ötekileştirmiş, olduk siyaseti yapmaya devam ederek parti kurucularını ve bu yola gönül vermiş, emek vermiş bütün insanları tasfiye etmişlerdir. Tüm bu itina ettiklerimizi yaşadığımız olaylardan dolayı İYİ Parti'nin artık mensubu olmayacağımıza karar verdik. Bizler İYİ Parti'nin kurucuları ve gönül verenleri olarak maruz kaldığımız haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme, emeklerimizin gözümüzün önünde yok sayılmasına göz yummayıp, adaletsizliğin artık hüküm sürdüğü, inancımızın yitirildiği, birçok bedel ödeyerek canımız pahasına emek verdiğimiz partimizden yanlışa dur demek için istifa ediyoruz. Saygılarımız. 1500 kişi üyemiz var bu ilçede bizim. 1500 de katılsın oraya. İnsanlar kendilerini güvende hissetsinler, demokratik bir ortamda olduklarını hissetsinler ve orada kendilerini ifade edebilecek alan bulsunlar istediğimiz. Bunu yapamadık biz. Çünkü temsiliyet noktasında her kesimden insanın, herkesin sahiplendiği bir yapı başarılı. Sadece benim olsun, benim destekleyenler olsun, benim kontrolümdeki insanlarla bu iş olmuyor. Bizim itirazlarımız buraydı. İlçe kongresi öncesi yapmamızın yaklaşımı da tamamen buna dayalı. Yani biz dedik ki bunu iptal edelim. Herkese ulaşalım, herkesi tek tek toplayalım, gelin sahip çıkalım, gelin sahiplenelim istedik, bunu gerçekleştiremedik. Bizim koltuk hedefimiz yok. Herhangi bir yerde bir spot derdimiz de yok. Bizim tek derdimiz bütünleştirmekti, toparlamaktı. Örselenmiş, kırılmış, ne kadar insan varsa hepsinin gönlünü kazanmaktı. Çünkü sokağa da böyle yansıtmamız gerekiyor. Kendi içimizde bütünleşemediğimiz zaman sokakta nasıl bunu kavrayabileceğiz? Bu bir, iki. Genel başkanımızla görüşme şansımız olmadı. Genel sekreterimizle görüşebildik davet edildiğimizde. Ona da anlattık biz zaten. Amacımızın herhangi bir beklenti olmadığını, hiçbir talebimiz de yok bu arada. Bu içimizde başkan adayı olan arkadaş falan diyor, ben de değilim. Sadece bizim derdimizin 1'i 2, 2'yi 4, 4'ü 8 yapmak olduğunu söyledik. Ama biz elimizdekini muhafaza edemiyorsak, yani 1500'ü 100'e indirgiyorsak, 50'ye indirgiyorsak, burada bir ciddi sorun var demektir. Biz burada kendimizi burada ait hissetmemeye başladık. Kendilerini güvende hissedebilecekleri, ifade edebilecekleri, alan bulabilecekleri bir parti yaratmaktı. Ama bundan çıktıktan sonra biz elimizden geleni son ana kadar yaptık. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Temmuz ayında biz genel başkanımızla 9 tane kurucu ilçe başkanı özel bir toplantı yaptık. Doğum gününde bize randevu verdi. Yaklaşık 5,5 saatlik bir toplantıydı bu. Burada şöyle bir amacımız ve hedef sonuç çıkmıştı. Olağan kongre sürecinde herkes çalışarak bu partideki ne kadar kırılmış, dökülmüş, hani kendini kötü hisseden insan varsa hepsini toparlayalım dedik. Ya bu bahsettiğim 7-8 ay önce, işte Temmuz ayıydı, 7. ay diyelim, 7 ay öncesinden bahsettim. Ve öyle bir şansımız olduğunu söyledik. Tamam. Kurultayda da çarşaf liste yapınca Türkiye'de örneği olmayan bir kurultay yaptık biz. Çok güzeldi. Yani çok ciddi pozitif eleştiriler de aldık. Olağan kurultay, bu süreç partiyi, partimizi ve Türk siyasetinde başka bir sayfa açmak için bir şansımız vardı bizim. Kurultayda yapabildiğimizi buralarda, ilçelerde gerçekleştirebilseydik bunu yakalayacaktık. Fakat benim olsun, bence, benim tayfam olsun, benim takımım olsun yaklaşımı bu partide de çok kötü sonuçlar doğurdu. Ve bizim gibi hakikaten gönül vermiş, gönülden emek vermiş insanların birçoğu küskün durumdalar. Birçoğu insan örselendi, birçoğu insan hakaretlere uğradı. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık düzeltmek için.
Üstümüze düşen ne varsa yaptık. İçi yarışta gereken her şeyi de uyguladık. Dikkate alınmadık. Bu saatten sonra da burada kalmayı istemiyoruz. Biz de Esenyurt'ta yaşamaya devam edeceğiz yıllarca olduğu gibi. Dün de vardık, bugün de varız. Yarın da burada var olmaya devam edeceğiz. Yine doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Korkmadan, çekinmeden. Çünkü insanların, genel başkanın bir lafı vardı bizim. İnsanların korktuğu yerde il başkanı oldular. İnsanların tırstığı yerde ilçe başkanı oldular. İnsanların tavşan gibi saklandığı yerlerde bu partiyi kurdular diye bir cümlesi vardı. Biz o dönemde bu partiyi kurmak için bu cesareti gösterdiysek, bundan sonra yarın da doğru bildiğimizi söylemekten çekinmeyeceğiz. Bu konuda netiz. Peki herhangi bir partiye yeşil ışık yapıyor musun? Ya da öyle bir niyet var mı? Kişisel olarak benim şu an için öyle bir niyetim yok. Yani biraz istirahat etmek istiyorum. Yoruldum çünkü. Biraz dinleneceğim. Çünkü şu an için amaç hasıl oldu bizim nazarımızda. Yani öncelikli olarak Esenyurt'ta iktidar değiştirmekti. İstanbul'da iktidar değiştirmekti. Sonrasında mevcut tek adam rejimini değiştirmek gibi bir derdimiz var. Benim var öyle bir derdim. Ama biraz istirahat edeceğim. Yoruldum.